Maalesef dünyadaki son gidişat hepimizi üzen bir gidişat. İslam dünyasının temsili maalesef bazı ideolojiler, bazı akımlar ki bu ideolojiler, bu akımlar aslında adı belki söylenmiyor. Artık cesaretle söylenmesi lazım. dolarlarla bir yayılma fırsatı bulan Vahabi ideolojisinin sonuçlarıdır. Yani bunu hiç üstün örtmenin bir anlamı yok. Uzun yıllar Pakistan'da, Hindistan'da, Afganistan'da ve Afrika'nın bazı ülkelerine açılan bazı bu zihniyetteki üniversiteler, fakülteler veya medreselerde eğitim gören çocukların en sonunda nasıl bir İslam imajı çizdiklerini, nasıl bir ürün ortaya koyduklarını hepimiz maalesef üzülerek izliyoruz. Bunun yanında ıı, tasavvufi İslam'ın, ariflerin temsil ettiği İslam'ın maalesef bütün dünya genelinde bir e, garip olduğunu o, üzülerek ifade edeyim. E, tabii ki e, özellikle Anadolu coğrafyasının, Anadolu derken Anadolu'yu sadece bir lokasyon olarak söylemiyorum, bir kültür havzası olarak söylüyorum. Dolayısıyla buna Rumeli yani Balkan da dahildir. Rumeli, Balkan bir bütündür. O açıdan Anadolu İslamı'nın mayasında yer alan, köklerinde yer alan tasavvufi İslam'ın yani Yunus Emre'lerin, Hacı Bektaş Velilerin, Hacı Bayram Velilerin, Mevlana'ların 10 yıl civarında Anadolu'ya gelmiş ve irfanıyla insanları yıkamış, aydınlatmış olan Endülüslü Büyük Bilge Muhyiddin İbn Arabi'nin bu, bunun gibi büyük ariflerin ee, hamurunu kardığı, mayasını çaldığı bir Anadolu İslamı'nın e, maalesef yani Anadolu Sufi İslamı'nın hamisi pek bulunmamakta. Belki günlük e, olarak bazı insanlar bununla ilgileniyorlar ama elinden tutup bunu bir e, resmen e, adeta bir e, hayat, bir dünya görüşü olarak e, ilan edecek e, kimseler bulunmamakta. Bunların içerisinde e, Türk kat gibi bazı STKların yani sivil toplum kuruluşlarının bunun başını çekmesi sadece Türkiye içerisinde değil bütün dünyada ellerinin uzanabildiği imkanlarının el verdiği ölçüde işte önce Amerika'da başlayıp daha sonra Çin ve şu an Japonya'da Japonya'nın Kyoto Üniversitesi'nde Sufi Studies yani tasavvufi araştırmalar merkezinin sponsoru olması bu sponsor hem maddi anlamda hem de manevi anlamda sponsoru olması gerçekten bence tebrike şayan Özellikle bu dönemde çok da takdir edilmesi gerekli olan bir hareket olarak görüyorum elinden tutulması desteklenmesi gerekli bir hareket olarak görüyorum İnşallah ümit ederim ki Japonya'da Japonya'daki İslam araştırmaları uzun yıllar, değişik alanlarda çalışmalar yaptılar. Nedense tasavvufla ilgileneni çok azdı. Var olanlar da Arap dili edebiyatı üzerinden veya Fars dili edebiyatı üzerinden ilgileniyorlardı. Ama bu son yeni nesille beraber üçüncü dönem dediğimiz, tasavvuf tarihinin üçüncü periyodu dediğimiz, özellikle şarihler diyebileceğimiz Osmanlı dönemi tasavvuf dünyasıyla ilgilenen, Osmanlı Türkçesi çalışan bazı genç kuşak Japon akademisyenlerinin olması bence çok önemli bir nokta. Çünkü bir İsmail Hakkı Bursevi, bir İsmail Ankara de bir Niyazi Mesri gibi insanların yorumları, şiirleri, bir Yunus Emre'nin yorumları, şiirleri aslında gerçekten İbnül Arabi'ye, Mevlana'ya, o çizgiye çok önemli katkı sunacaktır. Bunu maalesef dış dünya bilmiyor. Çünkü dil problemi var. Yani Türkçeyi bilmiyorlar. Çok az akademiyede çok az insan Türkçe biliyor. Bilenler yani oryantalistik çalışanlar Arapça ve Farsça bildiği için Türkçeyi ihmal etmişler. Ama bu sayede inşallah ümit ediyorum ki Japonya'da bu vesileyle yeni kuşak nesil ilim adamları Türkçe'ye de önem verecekler. Bu Türk kadın e, himmetiyle kurulmuş olan Kenan Rifai Tasavvufi Araştırmalar Merkezi, inşallah burada bir model olur. O Çin'deki Pekin Üniversitesi'nin açılanla beraber ki birbirine yakın iki kültür, çok yakın kültür havzaları bunlar. E, ümit ederiz ki e, çok güzel çalışmalar buradan çıkar. Japon öğrenciler burs alırlar ve e, tez yapmak için artık bizim sahadan, bizim coğrafyadan konular seçerler. Mesela bir İsmail Hakkı Bursevi veya bir Kenan Rifai çalışan Japon ileride çıkar inşallah, ümit ediyoruz. Bu açıdan ben bütün emeği geçen kişilere, maddi ve manevi katkıda bulunan kimselere bir kere daha tebrik ediyorum. Teşekkürlerimi sunuyorum çünkü çok önemli bir şey yapılıyor. Tasavvufi İslam'ın akademik düzeyde ciddi ve ilmi düzeyde elinin tutulması... E, gerekiyordu uzun zamandır. Ben şahsen buna çok çaba sarf eden birisiyim ama e, maalesef kısmen başarılı olabiliyordum. Bazı sebeplerden olamıyordum. Ama e, TÜRKAT güzel bir organizasyon gerçekleştirdi. Ben tekrar tekrar e, tebrik ediyorum. Daha ne diyebilirim? Ha. <laughs> e, şimdi İslamofobya diye bir e, yani İslam korkusu orta çağlardan günümüze gelinceye kadar bütün batı dünyasında daha çok bulunmaktadır. Doğu dünyasında belki bu kadar teknik anlamda bir İslamofobi oluşmamıştı ama yapılan bir operasyonla az evvel söylediğim gibi fikirleri bir İslam yorumuna yani Vahabilik yorumuna dayalı bazı gençlerin manipüle edilerek oluşturulan bir hareketle 11 Eylül saldırıları gerçekleşecek ve ardından gelişen sadece terör imajlı bir yapıyla aslında sadece Batı değil bence ben bir Müslüman olarak ben bile korkmaya başladım yani bırakınız Batı'nın İslamofobiyasını ben bir Müslüman olarak İslamofobiyeye sahibim yani öyle tür bir İslam var ki o İslam'ın fobiyasına sahibim. Yani bir Allahu Ekber diyen insandan Korkar hale ben gelmişsem eğer O zaman ister istemez Bir batılının bir doğulunun Korkması Bence doğal bir husus Dün binmiş olduğumuz Takside Taksi şoförünün Çok çatpat bir İngilizce ile In Japan There is no gun There is no Islam Japonya'da silah yok, Japonya'da İslam yok demesi ve İslam'la beraber e, "gang" kelimesini telaffuz etmesi çok düşündürücüdür. Bu başarıldı e, bazı çevreler tarafından. Yani İslam eşittir, silah anlayışı e, hakim oldu. O açıdan e, bu imajı e, bu um, gelenekte böyle bir imaj yoktu. Gelenekte en fazla siyasi savaşlardan dolayı kaynaklanan bir rekabet anlayışı belki vardı ama ee, şeyde ise e, bu yeni durumda bambaşka bir şey var. Herkes korkuyor e, ve doğal haklılar, haklı olarak görüyorum. Tabii e, bazı çevreler yani genlerinde İslam düşmanlığı e, her halükarda yerleşmiş olanlar bu tür e, hareketlerden çok büyük istifadelerde bulunuyorlar. Yani e, var olanı büyütmek, abartmak ve bununla kendi İslam karşıtı ideolojilerini meşrulaştırmak için de bir zemin, bir bahane elde etmiş oldular. Bu bahaneyi, bu zemini onlara sunanlar gene Müslümanlar. Ben iki merhale bir bakıyorum. Birincisi önce Müslümanlar kendi kapılarının önünü temizlemeliler. Kendi eteklerindeki taşları ayıklamalılar. Bu bu önemli bir husus. Ondan sonra da temizlenmiş bir imajla dışarıda ötekinde nasıl bir imaj bıraktıklarına bakmalılar. ...onu taslihe ikinci olarak başlamalılar. Yani diyebilirim ki mesela bir... ...Sufi İslam imajı... ...dahi ortaya koysanız... ...bir Mevlana'dan dahi... ...ürkecek insan... ...belki olabilir. O da artık bir patolojik durumdur. Çok ciddiye alınmaz ama... ...Mevlana'nın İslam'ından... ...bir İslamofobia... ...çıkacağını ben hiç zannetmiyorum. Hatta tam... ...tersi... Yani e, f, filo çıkar yani İslamofilo e, fobinin karşısı muhabbettir biliyorsunuz. İslam muhabbeti veya Türkofiller vardı tarihte. Türk değil ama Türk'ü seven yani Osmanlıyı seven insanlar vardı. Sebebi de bu İslam imajından dolayıydı. O, o açıdan İslamofobiye'ye verilecek en güzel cevap siyasi cevaplar değildir. Bürokratlar, siyasiler maalesef bu işi çözemiyorlar. Bu işi kültür adamları, bilgeler, arifler ancak çözecek, çözebilirse, her ne kadar onlara sahip çıkan yoksa da ben onların siyasetinin çok daha kalıcı, günlük olmayan, uzun vadeli projeler olduğu kanaatindeyim. O projelerden birisi olarak gördüğüm bu hayırlı çalışmayı desteklemek için de bütün işimi gücümü bıraktım, geldim, memnunum.